Merhabalar sevgili çocuklar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu 4. sınıf matematik dersi ilk konularından olan 4, 5, 6 basamaklı sayıları okuyup yazabilme. Evet, vakit kaybetmeden hemen konu anladığımıza geçelim. Şu kalemlerimizi ayıralım. Şimdi bildiğiniz gibi 3. sınıfta 3 basamaklı Sayılarımızı öğrenmiştik. Bu üç basamaklı sayılarımız hangi basamakları içeriyordu? Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Şimdi dördüncü sınıfa geçtiğimizde ise sayılarımız artık biraz daha büyümekte. 4 basamaklı, 5 basamaklı ve altı basamaklı sayılarımız gelmekte. Bildiğiniz gibi üç basamaklı sayılarımızın en küçüğü yüz, en büyüğü ise 999'du. 4 e basamaklı sayılara geçtiğimizde haliyle bir basamak daha artacak. Yani bir rakam daha eklenecek bize. Şimdi şöyle hemen. 4 basamaklı diye yazalım. Şimdi örnek bir sayı yazacağım ben size burada. Daha sonra bunu nasıl okuyacağımızı Gördüğünüz gibi 4 basamaklı bir sayı var elimizde. Şimdi bu sayıyı önce basamaklarına ayıralım. Bildiğiniz gibi en küçük basamağımız birler, daha sonra onlar, daha sonra yüzlerdi. Şimdi ise yeni bir basamak daha artık bize eklenmekte ve bu basamağın adı da binler basamağı. Haliyle okurken de o zaman binlik olan sayıları okumuş olacağız. Şimdi elimizdeki bu sayıyı okurken küçük bir püf noktamız var. Hemen buna dikkat edelim. Sayımızın en sağından yani en küçük tarafından 1 2 3 tanesini alıyoruz ve araya bir virgül atıyoruz. Şimdi sayımızı okurken virgülün sol tarafında kalan kısmını binler şeklinde geri kalan kısmını da bildiğimiz 3 basamaklı şekilde okuyoruz. Yani bu sayımız bakın ne var? 2 2000 Geriye kalanı biliyoruz. 345. 345. Çok kolay. 1, 2, 3 basamağı ayırıp geri kalanını yine aynı şekilde 2345 şeklinde okuyoruz. Evet. 4 basamaklı sayıları okumayı bu şekilde öğrendik. Şimdi daha devamında olan 5 basamaklıları okuyalım. Aslında mantığı aynı. Yine bir sayı yazalım. 2. Gördüğünüz gibi 5 basamaklı bir sayı. Bu sayımızı okurken yapacağımız iş yine aynı. Sağ tarafta yani küçük taraftan 1, 2, 3 tanesini ayırıp bir virgülle ayırıyoruz. Virgülün sol tarafında kalan kısmını gördüğünüz gibi bir 24 sayısı var. 24 bin Artık sol tarafta kalanlar binler. Yani 24 bin virgülün sağ tarafında kalan 3 basamaklı sayımız bizim normal bildiğimiz okuduğumuz kısmı. 567. 567. Gördüğünüz gibi çok kolay. Sadece sağ taraftaki üçlük kısmı ayırıyoruz. Sol tarafta virgülün sol tarafında kalan ya da nokta da koyabilirsiniz. Fark etmez. Önemli olan burada e, basamakları birbirinden ayırmak. Sol tarafta kalan kısmı binlik şeklinde. Yani bu tarafı binlik olarak. Bu tarafı da bizim bildiğimiz üç basamaklı şeklinde okuyoruz. Hemen devamında altı basamaklıları da aynı şekilde okuyalım. Altı basamaklı diyelim. Yine elimizde bir sayı yazalım. Gördüğümüz gibi elimizde altı tane basamaktan oluşan bir sayımız var. Ve bu sayımızı okumak istediğimizde yapacağımız iş aynı şekilde çok basit. 1, 2, 3. Hemen şuradan bir virgülle ayırıyorum ayırdıktan sonra virgülü ya da nokta koyabilirsiniz dediğim gibi. Sol tarafında kalan kısmını binlik şeklinde okuyorum. Bakın 245. 245 bin sol tarafta kalan kısmı bin şeklinde okudum. Sağ tarafta kalan kısmı 3 basamaklı kısmını bildiğim şekilde okuyorum. Bakın 678. 678. Gördüğünüz gibi hemen küçük tarafından sağ tarafından gelip 1 iki üç tane deyip ayırıyorum virgülün ya da noktanın sol tarafında kalan kısmını binlik şeklinde gördüğünüz gibi burada bir 245 var 245 bin A geri kalan kısmını da normal bildiğim gibi okuyorum 678. Evet çocuklar gördüğünüz gibi 4 basamaklıda da 5 basamaklıda da 6 basamaklıda da sayılarımızı okurken sağ tarafından bir üç kısmını ilk üçlüğünü ayırıyoruz. Virgülün sol tarafında kalan kısmını bin şeklinde sağ tarafındaki kalan kısmını da normal bildiğimiz 3 basamaklı sayıyı okur gibi okuyarak artık sayımız kaç basamaklıysa 4 5 6 bu şekilde sayımızı okumuş oluyoruz. Şimdi Elimizdeki kaynaklarımızdan örneklerimizle bunu biraz daha pekiştirelim Evet şimdi örneklerimizi devam ettirelim Şöyle biraz da yakınlaştıralım Şimdi ben burada sayının yanına okunuş kısmını yazmayacağım Zaman kaybetmemek adına ama nasıl okunduğunu göstereceğim Şimdi gördüğünüz gibi bu 4 basamaklı bir sayı Hemen geldim sağ tarafından en küçük basamağından 1, 2, 3 tane deyip ayırdım Gördüğünüz gibi virgülün sol tarafında bir 2 kaldı. O zaman bunu okurken 2000 geriye kalanı normal şekilde okuyorum. 684 2684 Hemen şuna geçelim. Bakın yine 4 basamaklı bir sayımız var. Hemen 1, 2, 3 Şuraya bir işaretimi koydum. Virgülün sol tarafında kalan kısmını binlik şeklinde okuyacağım. 3000 Geriye kalan 3 basamaklı sayımızı normal okuyorum. 947. Yani bu 4 basamaklı sayımızı 3947 şeklinde okuyorum. Yine bu tarafta var. Şöyle bakalım. Bir sayımız yine 3 basamaklı. Bakalım 1, 2, 3 dedik. Şuraya işaretimi koydum. Şimdi virgülümden sonra sol tarafımda kalan bir 5 var. Yani 5000 Şimdi buradaki 3 basamaklı sayıya baktığım zaman sadece 5 var. O zaman bu sayıyı 5005 şeklinde okuyabilirim. 5005. Hemen bunun devamında okunuşları verilen sayıları yazmamız var. Hemen bakalım. İkincisini de biz yapalım. 3000 bakın 3000 demiş. O zaman 3'ü koydum. Noktamı koydum. 514. 514. Tabi bunu yazarken noktasız yazabilirsiniz. Yukarıdaki gibi böyle sıralanmış bir şekilde. Hemen şuna da bakalım. 4404. 4404. Bakın. 1, 2, 3 noktamı koydum. Sol tarafta kalan kısmını binlik olarak okuyacağım. 4404. Yine buradaki gibi. Hemen bir de şunu yapıp 4 basamakları bitirelim. 8.009 Bakın, 8.009 Bakalım. 8.009 e, O zaman şu şekilde yazarsam 1-2-3 basamak ayırdım. 8.000 Sol tarafta kalanı binlik diye okudum. 8.009 diye okumuş olurum. 4 basamaklı sayılar bu şekilde. Şimdi 5 basamaklı örneklerimize devam edelim. Konu anlatımını yaparken zaten söylemiştim mantık olarak aynı. Bakın burada zaten biz nokta koyarak ayırdık ama örneklerimizde de gördüğünüz gibi bakın 1 2 3. basamaktan sonra bir boşluk var arada bakın. Sanki böyle bizim oraya işaretimizi koymamızı bekliyorlar gibi. Bakın 1 2 3. basamaktan sonra işaretimi koydum. Şimdi sol taraftaki kalan kısmı binlik olarak okuyorum. 38 bin geriye kalan kısmı normal okuyorum. 815. 38.815 Hemen şu örnekle devam edelim. Bakın yine 3 basamaktan sonra bir boşluk var. Şuraya koydum. İşaretinden sonra sol tarafta kalan kısmı binlik olarak okuyorum. 73 bin 13. 73 bin 13 şeklinde okumuş olduk. Şimdi yine alt tarafında biz okunuşları verilenlerin biz sayı olarak yazalım. Mesela şu örnekten gelelim. 51 demiş. 51 bin 254 254 51 bin 254 Hemen şuna bakalım. 93.000 93 553 553. Gördüğünüz gibi 93.553. Evet. 5 basamaklı sayılarımızda okunuşları ve yazılışları bu şekilde. Şimdi 6 basamaklı sayılarımızla devam edelim. 6 basamaklı sayılarımızda da yine gördüğünüz gibi bakın 1 2 3 yine devamında bir boşluk var. Hemen bu araya işaretimi koydum ve işaretimden sol tarafta kalan kısmını binlik olarak okuyacağım. 625.000 geri kalan kısmını normal okuyorum 3 basamaklı sayı gibi 816. 625.816 Hemen şunla devam edelim. Bakın 1 2 3 araya bir işaret. 756.896. 756.896. Sağ taraftan birler basamağından başlayıp 1 2 3 basamaktan sonra ayırdım. Ayırdığım kısmın sol tarafını binlik olarak okuyorum. 756. Kalan kısmı normal 3 basamaklı sayı gibi okuyorlar. 756.896. Şimdi aşağıda da yine okunuşları verilen sayıları biz yazacağız. Hemen şu örnekten başlayalım. 884.000 884.000 devamında 986. 986 884.986. Zaten bakın bunlar da örnekte yazarlarken araya boşluk koymuşlar. Biz onun yerine işaret koyuyoruz. Hemen şuna bakalım. 405.000 405, bin. 405 bin 208 208 405 bin 208. Evet sevgili çocuklar gördüğünüz gibi matematik 4. sınıf matematik konularımızın ilki olan 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları okuyup yazma konumuz bu şekilde. Önce konu anlatımız daha sonra örneklerimizi birlikte işlemiş olduk. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen videonun altına e, yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi e, ve Bizlere lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.